Çocuklar, bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası. Herkes gözleri kapalı bir şekilde düşünüyor. Ağız ve diş sağlığımızı neden korumalıyız? Ve ağız ve diş sağlığımızı korumazsak ne olur? Öğretmenim, çünkü dışımız ağrırsa yemek yemeyiz, yemek yemezsek aç kalırız. Öğretmenim, eğer küçükken dişlerimizi fırçalamazsak büyüdüğümüzde bu bize çok sorun yaratır. Dişimiz çürürse sonra dişimizi de fırçalayamayız acıdığı için. Sonra daha fazla çürür. Dişlerimizi kaybedip yemek yiyemeyiz. Dişlerimiz hep çürük kalır. Hep çürük kalır. Çok çirkin bir görüntü olur, değil mi? Ağız kokusu olur. Bu bizi rahatsız eder. Evet, Deniz Umut da söylesin. Çocuklar, eğer ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmezsek, önemsemediğimiz minicik bir çürük bütün vücudumuza zarar verebilir. Bağışıklık sistemimizi mahvedebilir. Romatizma hastalığı olabilir vücudumuzda. Çene altı lenf bezlerimizle ilgili, bunların büyümesiyle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları gelişebilir çocuklar. Bir gün bekledi deneyimiz. Şimdi herkes deneyini şöyle benim gibi, bakın ben de hazırladım dün bunları. Hemen masasına koysun lütfen. Herkesinkine bakmak istiyorum yakından. Yumurtaların kabuğundaki kalsiyum aynı dişimizin dışındaki kalsiyumla benzeşiyor, değil mi çocuklar? Bunun içine koyduğumuz sirke ise yediğimiz bütün yiyecekler, zararlı yiyecekler, yararlı yiyecekler ve içtiğimiz asitli içecekler, şekerli içecekler ve normal içecekleri kapsıyor, değil mi çocuklar? Şimdi biz ne yaptık? Birinci bardağımız yani birinci çocuğumuz çok asitli şeyler yemiş, şekerli yiyecekler yemiş, sağlıklı gıdalar da yemiş elbette ama daha çok zararlı şeyler yemiş ve dişlerini hiç fırçalamamış. Çünkü biz bu bardaktaki sirkesi fazla olan bardaktaki yumurtamızı hiç fırçalamadık, değil mi çocuklar? Ama diğer bardağımız yani diğer çocuğumuz ise bakın burada olduğu gibi dişlerini 3 kere günde fırçaladı. Zaten en az 2 kere fırçalamalıyız. Bu çocuğumuz da günde 3 kere dişlerini fırçaladı ve daha az asitli yiyecekler, daha az şekerli yiyecekler yedi. Daha sağlıklı beslendi, değil mi? Şimdi hep birlikte deney sonucumuzu gözlemleyelim. Kaşığınızla alın, selpakla kurulayın çocuklar. Bakın dışındaki o sert kalsiyum tabakası nasıl da yumuşadı benimkinde. Bakın sizinkinde de yumuşamış mı? Şöyle bir bakın. Diğer yumurtasını, fırçaladığı yumurtasını çıkartıyor herkes. Evet, Bade, yumurta nasıl? Yumuşamış mı, sert mi? Fırçaladığımız yumurta. Sert. Sert değil mi? Sence neden sert kalmış Bade bu yumurta? Çünkü hep dişleri de fırçalamış. Evet, çünkü dişlerini fırçalamış ve daha sağlıklı beslenmiş, değil mi? Dişlerimizin önce ön yüzeyleri fırçalanmalı. Evet, yapıyorsun Çınar kendilerini. Deniz Figen. Hadi bakalım, aynısını yapıyorsunuz Ahmet. Fırçalıyorum ama bazen de üşenip fırçalamıyorum. Ama düzenli fırçalamalısın Elifciğim. Öğretmenim, dişimi fırçalarsanız böyle olur. Eğer dişinizi fırçalamazsanız da bildiğim buna döner. Evet, Bakın benim bakayım. çok fena. Oo, gerçekten. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir afiş çalışması yapmanızı istiyorum. Ya da dişlerinize bakın, sağlıklı yaşayın. Mesela bu bir örnek. Hadi bakalım.